Bugün sizlere kaybolduğu ormanda koskoca bir ay boyunca bulunamayan gencecik bir kadının hikayesini anlatacağız. Onun hayatta olduğuna dair tüm ümitlerin neredeyse tamamen tükendiği ve herkesi bir anda sevinçten şaşkına çeviren bir kurtuluş hikayesinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey arkadaşlarıyla birlikte ormana gitmesiyle başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan Lisa Torres 25 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. 18 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte ormana gitmeye karar verdiler ve yola koyuldular. Ancak ormana vardıklarında işler Lisa'nın hiç de tahmin ettiği gibi olmamıştı. Çünkü genç kadının yanındaki iki erkek Manly ve Randall ormanda bulunan bir köşke hırsızlık yapmak için oraya gitmişlerdi. Bunun üzerine Lisa anlık bir karar verdi ve onun için gerçek macera o an başlamış oldu. Hırsızlıkla yakından uzaktan alakası olmasın isteyen genç kadın apar topar ormanın derinliklerine doğru kaçtı. Manly ve Randall isimli iki hırsıza engel olamayacağını anlayan genç kadın olay yerinden uzaklaşmak için bir anda ormanın derinliklerine doğru koşmaya başlamıştı. Hırsızlıktan kurtulmak için kaçarken aslında kaybolduğunun farkına da varamamıştı. Devasa bir ormanın içinde yolunu kaybeden kadın ağaçların arasında yönünü sürekli karıştırarak tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi vermişti. Lisa'nın ormanda kaybolduğunu anlayan yakınları hemen polise gitmiş ve orman günlerce aranmıştı. Ancak ne yazık ki ekipler Lisa'yı bulamadıkları gibi ona ait umut verici herhangi bir ize de rastlamamışlardı. Haliyle bu durum ülkede birçok insan tarafından en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Tam genç kadının hayatta olduğuna dair ümitler kesilmişken ormanın yakınlarından arabasıyla geçen bir kadından sevindirici haber gelmiş ve Lisa bulunmuştu. Çalıların arasından ses duyan sürücü Lisa Doris isimli genç bir kadının da kaybolduğundan haberdardı. Lisa'yı ormanın içinde bitkin ve her yeri yara bere içinde bir halde bulmuştu. Sesini ilk duyduğunda geyik sandığını söyleyen sürücü şu an genç kadının hayatını kurtaran isim olarak biliniyor. Bulunduktan hemen sonra hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan genç kadın bulunduğunda bacakları, kolları ve yüzü, kısacası her yanı yara bere içindeymiş. Apar topar kaçtığı için yanında yiyecek, içecek adına hiçbir şey bulunmayan genç kadının telefonu ve çantası da yanında değilmiş. Öyle ki bulunduğunda ayağında ayakkabı bile yokmuş. Lisa çıkış yolunu bulmak için devasa ormanın içinde günlerce dört dönmüş. Ancak yer yön duygusunu kaybettiğinden bir türlü çıkışa ulaşamamış. Bu bir ay içinde hayatta kalabilmek içinse ormanda bulduğu mantarları ve böğürtlenleri yemiş. Neyse ki zehirlenmesine neden olmayan bu mantarlar ve böğürtlenler sayesinde hayatta kalan genç kadın toplamda 20 kilodan fazla da kilo kaybetmiş. Verdiği fazlaca kiloya ve vücudundaki yaralara rağmen şu an oldukça iyi ve tedavisi de başarılı bir şekilde sürüyor. Onun bu hale gelmesine yol açan iki adamsa o gece ormandaki köşkten yaklaşık 40 bin dolar değerinde mal çaldıkları gerekçesiyle hırsızlıkla yargılanıyor. Peki siz Lisa'nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Arkadaşlarınızla o köşke girmeyi düşünür müydünüz? Veya Lisa gibi doğrusunu yapıp kötü niyetli arkadaşlarınızdan kaçar mıydınız? Lütfen bizlere yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.